İzah edelim. Şimdi Cumhuriyet gazetesi bir reportaj yapıyor içeriden. Demirtaş içeriden yanıtladı diyor. Başlığını öyle atmış. Demirtaş'a sormuşlar bu süreci. Ne oldu, ne bitti falan, nasıl gidiyor işler diye. 140 yıl isteniyor biliyorsun değil mi? 140 yıl isteniyor. Şimdi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Tabii uzunca bir reportaj ve şuraya geliyor iş. Yani diyor, tam diyor işte bu işlerin olmayacağını düşünüyorduk ama Kılıçdaroğlu böyle bir çıkışta bulununca, hani kalk diyor, CHP diyordu ya, hep söylüyordu ya, hatta ne diyordu, Kılıçdaroğlu'nun bir hikayesi vardı. Hatırlatayım izleyicilerimize. Şu fezleke, bak şurada duruyor. Hı hı. Böyle konuşurken şöyle yapıyor. Fezlekem cebimde geziyorum. Aynen. Kılıçdaroğlu bunu söyledi ya, buradan çıkardı, cebinde geziyormuş. Her an çıkardın, dokunulmaz mı, kaldırın falan filan diyordu. Tabii işte şükran pilavı dağıtmak, PKK'lılara sahip çıkmak, hendek kazanlara arkadaş demek, doğru mu söylüyorum, beraber iyi salladık demek falan filan gibi bir işbirliği ve hatta sonuna kadar. Yani sen zaten Cumhuriyet'e sahip çıkıyorsan Ersoy, evet, ki bugün Cumhuriyet dışında hiçbir gazete zaten Demirtaş'a sahip çıkmamış. Demirtaş'ın yaşadığı mağduriyetten bahseden gazete hangi gazete? Bu gazete. Gazete diye adlandırılan bu kağıt parçası. Ben diyor Kılıçdaroğlu, yani Demirtaş'la reportaj yapacağım içeriden. Hem anayasa sürecini anlatacağım hem de süreci. Bu kadar büyük işbirliği yaptırıyorsun. Beraber şimdi Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmışsın. Doğru mu? Beraber sallıyorsun. Beraber iyi sallıyorsun. İşte eski vekiller kızıyor. Baykal diyor ki CHP diyor, HDP'lileşiyor diyor. Tam beraber sallamışsın. Pilavı beraber yemişsin. Tam giderken Kılıçdaroğlu zart diye tabii bir virajı bir alıyor. HDP gümbür gümbür devam. O virajı alamıyor. Şeyi de söyleyeyim bu arada. Bak, bu sen Ersoy, bu laf çok önemli. Bak, virajı alamadığı için doğru gidiyor. İzleyiciler belki merak ederler. Tekniğini anlattıysan ben kaçırmış olabilirim. Ha. Bu mülakatın tekniğini de söyleyelim istersen. Cezaevine mektupla müracaat ediyor Cumhuriyet Gazetesi. Edirne Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla mektuplaşarak cevap veriliyor. Hani kim nasıl mülakat yaptı Selahattin Demirtaş'la denirse diye onun tekniğini de söylüyor. Ondan sonra tabii ah ki ne var başlıyor gene, eğer böyle olduysa yani CHP virajı aldı, son dakikada bize bu keleği attı manasında, o zaman saz 142 yıl boyunca orada bir istenen bir şey var, orada biliyorsun ceza. Ve diyor muzdaripiz diyoruz. Yani her şey çok iyi gidiyor. Makalenin yani cevabın sonuna kadar işte AKP'liler planladı. Dokunulmazlar kaldırılacaktı. Aslında dokunulmazlar kaldırılmayacaktı. Aslında Türkiye'de bizim dışımızdaki herkese dokunulmalı. Adam anlatıyor, anlatıyor. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyanlar görecek. İşte bu bir plandı, bu bir programdı. O plan programı nereye kadar gidiyorsun Ersoy? Bak bu çok önemli. Evet. Dibine kadar geliyorsun. Kimle? CHP ile geliyorsun. O plandı diyorsun ya. CHP zaten sana 7 Haziran seçimlerinde yetkili kadar desteği verdi. Açıktan destek verdi. CHP, HDP'yi destekledi. Neydi? Hatta itiraf eden bazı vekiller de şunu söylediler. Yani AK Parti zaten biz yenemeyiz. Ama HDP %10'u geçerse işte 40'lı civardaki bir oy AK Parti'yi iktidar yapmaz kafası vardı. Bırak onu bunu. PKK'lı gazetecileri dahi biliyorsun Kılıçdaroğlu meydanlarda alkışlattı, çağırdı. Doğru mu? Cumhuriyet Gazetesi'nin PKK'lı tüm yüzlerini de destekledi. PKK'lı, FETÖ'lü. Bütün o balbaylardan, baykallardan hepsi dediler ki arkadaş ne oluyor ya, biz CHP PKK'lı olmaya başladı. Nitekim oldu. Senin Cumhuriyet dediğin gazete mesela CHP'li diye bilinir. PKK'lı oldu. Nitekim gene reportajı onlar yaptı. Şimdi Demirtaş isyan ediyor. Arkadaş biz bu kadar iyi beraber sallıyorduk. Bu yollarda bu kadar güzel gidiyorduk. Ya senin belediye başkanın Çanakkale'ye gitti. HDP benim partim oyu barajı geçtiği için şükran pilavı dağıttı. Bu kadar da iyi gidiyorduk yani. Niye sen bana son dakika golü atıyorsun kardeşim? Öyle değil mi? Aynen öyle. Bunlar CHP'ye güvendiler. Gidiyorken tabii CHP'ye güvendiler derken, yani Kılıçdaroğlu'nun o sözlerin üzerinden gidersen, bir birlik vardı ama tabii öküz gitti, ortaklık bozuldu.